Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Haftaya şeker gibi yarışmacılarla başladık. Sağ olsunlar efendim. Güzel bir grup hakikaten. Fakat Ayşem Hanım da Özgür Hanım da hak ettiklerine ulaşamadılar ne yazık ki. Ayşem Hanım birinciliğini sürdürüyor 6200 puanla. Evet. Özür dilerim. 6000 puanla. Üzerine de 2 saniye arttırmıştı. 6200 değil. Gönül 8000'lerde, 9000'lerde ama işte böyle çaktırmadan yükseltmeye çalıştığımızda da yakalanıyoruz. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan hoş bulduk. Efendim sorular nasıldı? İkinci turdaki aslında Özgür sorular biraz daha belki bana uygundu. İlkinde biraz daha zorlanabilirdim. Drift'i falan cevaplar mıydınız? Drift veya video blog gibi sorular biraz daha iyiydi. Sonuncuda mesela ben projeksiyon diye tahminde bulundum ama geniş ekranmış mesela. Hmm. Öyle şeylerde de muhtemelen yanılacağım. Bakın soruyu sormadan önce söz dizisi mi, tek kelime mi onları Hı-hı. söylüyorum. Hı-hı. Dikkatiniz bende olsun tamam. O sırada. Tekrarlarım gerekirse de tamam. Harf hesabını da yaparız birlikte. Tamam. Kolektif bir çalışma belli noktalarda yalnız bırakacağım ama sizi. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Volkan Bey'in ilk sorusu. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Diyor ki müzikte bir dizi danstan oluşan forma, otelcilikte birbirine bağlı odalardan oluşan bölümlere verilen ad. Yabancı kökenli bir kelime, 2 farklı anlamı var. Harf alayım bir tane. Otelcilikte birbirine bağlı odaları olan bölümler, birden fazla odası olan... Suite. Suite. 300 puan değerindedir. Bir diğer anlamı da... Müzikte işte bir sıralı demek aslına bakarsanız kelime anlamı sıralı. Olarak. İşte bu birbiriyle sıralı olan birden fazla dans müziği. Uçtu gitti. İkinci soru çok daha net. Gelsin. İnsan bedenindeki en büyük arter. Damar. Yapıştır gitsin. Atar diyeceğim ama demeyeceğim öyle bir şey. Evet. Yabancı kökenli, Yunanca kalpte kökenli. Kalpte bulunan, taşıyan ork, işte. Ork diyeceğim, aort. Aort! Aort diyeceğim. Biraz böyle taş düşürür gibi ama. 700 oldu kasamız efendim. Şimdi gayet iyi bilinen bir kelime, 5 harfli bir kelime. Açıklamasını kelime anlamı üzerinden yaptık. Bir de yanına efendim böyle biraz hafif zıpır bir tanımlama koyduk. Buyurun. Asıl anlamı göz kırpma, göz süzerek bakma olan, daha önemlisi fizyonomiye sempatik atan bir çukurun süzme. Adı. Süzme. Süzme. Süzme diye bir çukur yok. Yok. Vücudumuzda. Çukur. Yani süzme diye bir çukur olsa da vücudumuzda belli bir sempatik atacağını zannetmiyorum. Gamze. Gamze. 500 puan değerinde. Süzme nereden geldi? Göz süzerek bakmadan. Evet. Kelime anlamı o ama. Gözden oraya. Göz gitti. Süzerek bakma anlamına geliyor. Aslında sıkma anlamına geliyor. İşte bu da sıkılmış gibi olduğu için o kelime o şekilde ilerlemiş. Anladım. Mesela gammaz kelimesi de aslında göz kırpan manasına geliyormuş. Uçtu gitti. Peki. Yenisi gelsin. Nasıl bir soru? Göklere çıkarmak tabirinin karşılığı olan söz. Birini göklere çıkarmak. Yani uçurmak gibi bir şey geliyor aklıma ama birini göklere çıkarmak, övmek gibi bir şey olabilir. Övmek. Tam da 5 harfli bir cevap. Övmek. Tam da bizim istediğimiz cevap. 1700. Jaws'ı seyrettiniz mi? Seyretmiştim. Ufakken. Ufakken. Ya ufaktım herhalde biraz. Büyükken değil mi? Tamam. Yani tekrar edildi. Edildi. Birçok zaten. Kaç tane bilmiyorum. 6 tane mi var? 7 tane mi var? Serisi yani. Çok. Hı-hı. Buyurun. En ünlü köpek balığı türü. Jaws'ın da türü. İki kelime yan yana. İki kelime. İki kelime yan yana. Birleşik kelime. Beyaz katil. Köpek balığı türü mü? Harf alalım mı? Alalım bir tane. Buyurun. Çünkü muhtemelen duymuşsunuzdur. Köpek balığı türü. En ünlü, en bilinen köpek balığı türü. Türlü türlü çekiç köpek balığı evet, var. Evet, katil köpek balığı. Melek balığın... köpek balığı var. Katil balina var. Katil balina var. Durdum. Harf alalım. Bir harf daha alayım Buyurun. Ben süreyi şey yapmayayım. Bir tane daha harf alayım. Hiç bir tane gelmedi daha. Gelmedi bu. Katil bakışları var bu köpek balığının.
Bir harf daha alayım. Yok, gelmiyor mu? Soğuk katil bakışları var. Cam göz. Cam göz. 200 puan değerinde 1900'e çıkartıyor kasayı. Hiç sıkıntı yok. Merak etmeyin, gayet iyi durumdasınız. 6 harfli cevapları arıyorsunuz. Çok da güzel bir ipucu yakalamıştım efendim bunun için. Onu da paylaşacağım soruyu okuduktan sonra. Gelsin. Diyor ki, büyükbaş hayvanlardan elde edilen bir tür sert deri ayakkabılarda kullanılır. Kösele. Kösele. Kösele dediler. Biraz da tereddütle. Sonuç? Korkuyoruz. Bu sefer şakayı bilgisayar yapıyordu size. Evet. Neyse. En iyi başlangıç. Bugün en iyi başlangıcı. 7 harfli cevaplara ulaşmadan 2000'i aştınız bile. Süre 2 dakika 3 saniye. Onda da bir sıkıntı yok. Maşallah şu soruyla birlikte de yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Peki. Zaten cevabın özü olan, kökü olan kelime sorunun da içerisinde ama oraya takılmayın. Bence bu soru yeterince açıklayıcı, 700 puan kazandıracak size. Dokuların kansız kalarak ölmesi sonucu gelişen patolojik değişim. Herhangi bir uzuvda meydana gelebilir. Kanserli yok. Basmasın keşke. Patolojik kandan geçti oradan, hani içinde söz var da kan. Güzel. Kangren. Efendim? Kangren. Kangren. 700 puan değerinde. 3200. Kanı seçtim arada ama bilmiyorum ya, söz deyince. Doğru. Bazen de içgüdülere güvenmek lazım, evet. Efendim. En doğrusunu yapıyorsunuz. Fakat bu içgüdülerinizi de dahil etmeden cevaplayabileceğiniz kolaylıkta bir soru. Favori sporunuz tenis değil mi? Favori, evet. Sakatlanma favori sporu. Favori sakatlanma, evet. Yok. Bu efendim daha çok izlerken gözlemlediğimiz bir hadise. Her spor dalında karşılaşılabilecek bir şey ama futbolunki daha belirgin ve daha popülerdir. Buyurun. Turnuvalarda yarışmacıların veya takımların çekiliş yoluyla rakip olarak belirlenmesi, o aktiviteye ne denir? Kura çekiliş, o çekilişi yani aktiviteye mi ne denir? Çekilişe, evet, rakip denir? Olarak belirlenmesi. Rakip olarak eşleşme. Eşleşme. Eşleşme 700 puan değerinde. 3900. Böyle tamamen bir, efendime söyleyeyim, karanlık var gibi önce. Sonra bir anda sonra içinden gibi ışığa doğru ilerliyorsunuz maşallah. Hep böyle olsun. Yine futbol. Şöyle sorduk. Futbolda topu iki elle tutup baş arkası ve üstünden taç atışı. Oyuna tekrar sokma yöntemi. Taç atışı. Evet. Taç atışı 800 puan değerindedir. 4700. Geriye de 5 tane soru kaldı. Buyurun, 8 harfli. 2 kelime birleşik. Yani bir birleşik kelime. Şöyle sorulmuş efendim. Okyanusun diğer adı. Pek de yaygın kullanılmayan, okyanusla eş anlamlı. Türkçe mi? Tamam, Türkçe. Bir birleşik kelime. Denizden gitsem, büyük desem, havza desem. Havza? Havza demesem. Harf alayım ben bir tane. Alalım. Bir harf daha alayım. Çok güzel yerden geldi. Ana deniz. Biliyorsunuz ki durdurduktan sonra 30 saniyeniz var ve birden fazla cevap verebilirsiniz. Süreyi harcamalı mıyız bu kadar acaba? Nedir ilk? Ana deniz. Bu yeter zaten. Evet. 600 puan değerindedir efendim. Peki. Hadi hadi. 4 soru kaldı, 51 saniye var. Süreye biraz dikkat. Evet. Hani bir soruda takılır da fazla süre harcarsak başımıza bela olur sonra. Hadi bakalım. Gelsin. Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren. Doğaçlama. Doğaçlama bu demek değil. Doğaçlama çünkü bazen isteğe bağlı belli olarak olabilir. Belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren, belli bir sebebe. Hadi diyelim ki durum.
kendiliğin... Tek kelime. Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren, oluşuveren durum. Gerçekleşme de olmaz. Bu bir nedir? Durum yani... Nasıl bir... Meydana gelme... Oo, çok güzel. Rastlantı. Rastlantı. Diyemedim ki tesadüf. 9000'i aşabilecek durumdaydık. 4400 puana geriledik. Hoş, elimizde 3 tane soru var. 2900 puan daha kazanabiliriz. Halihazırda sizi 7000 puanın üzerine çıkartabilir. Yani Ayşem Hanım'ın birinciliğini elinden alabilirsiniz. 9000 lira yazık oldu. Fakat evet. Efendim moral bozmadan devam edelim. Bu sefer o kadar tez canlı davranmayın. Buyurun gelsin. Kanatlı bir hava taşıtının belirli ölçülerde küçültülmüş uçma yeteneğine sahip kopyası. Harf alayım. Buyurun. İki kelime. İki kelime. Kanatlı bir hava taşıtı ne ola ki? Tamam, uçak, kopya, kopya uçak. Uçma yeteneğine sahip küçültülmüş. Bir harf daha alayım. İnşallah ilk kelimeden. Çok güzel. O var, D var. Uçağı zaten buldunuz. Gelmedi. Uçak ne belirli uçak? Belirli ölçeklerde küçültülmüş uçak. Hani böyle bir araya gelir, meraklıları uçururlar filan. Evet, ellerinde evet, kumandalarla. Çok güzel. Onların ismi? İşte gel. Nokta nokta helikopter, nokta nokta uçak. Gelmiyor. Efendim O var, D var. Sessiz harfle başlıyor. Ay, model uçak. Bu soru lanetli bir soru. Bu soruyu daha önce aynen bu şekilde sordum. Sizin gibi yine efendim çok parlak bir yarışmacıyla karşı karşıyaydım. Gün şampiyonluğuna daha doğru koşuyordu. Hatta belki de 9000 lira aşacaktı. Aynen sizin gibi bu soru yüzünden takılmıştı. İkinci soruşumdur, tekrar edişimdir. Artık tozlu rafların içerisinde, bir daha da kullanılmayacak. Peki. Buyurun efendim. Sizi yaktı, başkasını yakmasın. Sondan bir önceki sorum. Dejenere olmuş nesil anlamındaki kalıplaşmış bir tabir. Harf alayım. Olmuş. Bir harf daha alayım. Her neslin kendinden sonra gelenler için kullandığı... Kuşak bir... ne kuşak? Yani 80 nesli için kullanılmış, 90 nesli için kullanıldığı, 2000 nesli için kullanılıyor. Her nesil kendinden sonra gelen için kullanmış bunu. Yani yozlaşmıştan geçeyim ama... Yozlaşmış, kendini ne yapmış? Kayıp kuşak. Kayıp kuşak. 800 puan değerinde. 4500. Ne yazık ki son soru ancak bizi 5500 puana çıkartabilir. 9000'ler istiyorduk, kısmet değilmiş. Buyurun gelsin. Son soru, son cevap. Yine iki kelimeden oluşuyor aradığınız cevap. Kahkaha nöbeti. Harf alayım. Buyurun. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Durdurdular. Ü harfi geldi. Gülme krizi. Gülme krizi 800 puan da yerinde. Rastlantı 1800 puana mal oldu. Model uçak kaç harf almıştınız? 2 harf mi? 3 harf. OD çıkmıştı. 1200 puanda, 1200 puana da o mal oldu. Yani... Sırf o iki sorudan kaybettiğimiz zaten 3000 puan. 5800 puanla bitirdiniz. Moral bozukluğunu hiç hesaba katmıyorum. O bile olmasaydı 9000'i yakalıyorduk. Yani 9000'in üzerine çok rahat çıkıyorduk. O moral bozukluğuyla bile 9000'i yakalıyorduk efendim. Bugün bir talihsizliktir var. Bütün yarışmacılarımı yakalıyor. Melike Hanım o zinciri kırmak için geliyor. Önce Volkan Bey'e bir alkış. Alabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım, harf alayım, harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım. Açıldı, harf alayım, açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye 7 harf diyorsun. Beni, hakkım var. Beni hiç ilgilendirme. Katli vacip. Katli vacip. Bizi efendim vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tepe. Tepe değil o. Hayır, bir dakika açmayın. Havalanacaksınız birazdan. Bir ney topladım? Bir... Hayır!
yüzünden. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Dördüncü yarışmacımız Melike Hanım'la, Sayın Melike Günbattı ile birlikteyiz. Evet. Kendisi radyoloji teknikeridir. Yalova'da evet, yaşamaktadır. Mesleğini de orada sürdürmektedir. Buradan nöbet arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. Aynı şekilde biz de o selamlara katılıyoruz müsaadenizle. Yazıyor, çiziyor, seviyor evet, kelimelerle oynamayı. Ama kimseyle paylaşmıyor. Ancak çok sevdikleriyle, kız kardeşiyle, yani, birkaç arkadaşıyla. Benim cesaretsizliğimden kaynaklanıyor böyle biraz üzerinize aslında. Gide gide. Sizi böyle daha açık. Çevremdeki insanlar da biraz üzerime geliyor bu konuda ama. İyi yapıyorlar. İyi yapıyorlar. Ben inatla. Doğru, böyle bir uğraşısı varsa insanın. Aslına bakarsanız gerçekten, bu tip evet, şeyler biraz da karşıdan gelen etkileşimle gelişen şeyler. Doğru. Yapılması gerekir bence. Doğru. Hoş size söylüyorum, ben yapabiliyor muyum? Yok, ben de yapamıyorum da. Ne bileyim işte böyle biraz ne bizim nesilde siz benden biraz daha küçüksünüz de bir özgüven eksikliği var galiba. Kayıp yani, kuşak biziz işte Volkan Bey. Asıl biziz. Efendim 6000 puanla birinci sırada Ayşem Hanım. Sorun kendisine o 6000 puanla şu noktaya kadar birinci olarak gelirim der miydi? Demezdi. Fakat ne yazık ki Özgür Hanım da Volkan Bey de o evet, talihsizlikten maalesef, payına düşeni aldılar. Sakince harf alarak yarışabiliriz demek isterdim. Ama son sırada Türker Bey bekliyor ve biraz, bu kasayı alıp evet, bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden onu düşünerek yarışmanız ve biraz risk almanız lazım. Çıtayı yükseltmek gerekiyor. Aynen öyle. Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Gelsin bakalım. Melike Hanım'ın ilk sorusu efendim 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Gayet kolay bir soru. Diyor ki pes, kaba, kalın ve iri karşıtı olarak kullanılan bir söz. İnce. İnce. Bazen lazım olan tek şey cesaret. 400 puan değerindedir. Şimdi özbeöz Türkçe bir kelime. Çok yaygın kullanılıyor mu? Hayır. Yani bu haliyle pek kullanılmıyor. Fakat ekler alıp bin şekle girebiliyor bazen. Biz şöyle bir soru hazırladık efendim. 4 harfi unutmayınız. Ön söz, takdim veya piyasaya mal çıkarma, arz anlamlarına gelen bir söz. Harf alayım. Buyursunlar. Arz kelimesinin Türkçe karşılığı. Sunum gibi ama. O 5 harfli. Yapın onu bana 4 harfli. Arz etmek sunum olabilir. Arz etme sunum olabilir. Arz. Bazen lazım olan tek şey cesaret. Sunum. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ben bir harf daha alayım. Peki. Sunu. Mu? Sunu. Sunu. 200 puan değerinde. 600. Benim bir hanım yarışmacıya geldiği için sevindiğim bir soru. Açıkça söyleyeyim. Beyleri biraz zorlayabilirdi. Gelsin. Diyor ki açıklığı omuzlara doğru olan oval yakalara verilen ön at. Nokta nokta yaka. Düşük yaka. Açıklığı omuzlara doğru olan oval yakalara verilen kayık ön at. Kayık yaka. Kayık yaka 500 puan değerinde. 1100. Volkan Bey'e gelen cam göz sorusu zor muydu? Zordu. Cevaplayabilir miydiniz harf alarak filan? Harf alarak yani Volkan Bey'le aynı derecede aynı harf derecede alırdım. Evet. Şimdi yine bir hayvan türünden bahsedeceğiz. Hı hı. Fakat ne diyeyim size? Cam göz gibi yalnızca böyle televizyonlarda, filmlerde filan görebileceğimiz, belgesellerde filan görebileceğimiz bir hayvan değil. Buyur. Anadolu'nun bağrından. Anadolu'ya özgü en ünlü iki köpek ırkından biri. Kangal. Kangal 6 harfli. Evet. Diğeri? Eskişehir olarak kabul ediliyor. Orijini. Harf alayım. Buyurun. Çoban köpeği. Çoban köpeği. Değil. Dünya kadar var. Alman çoban köpeği var. Eskişehir kabul ediliyor bunun orijini. Eskişehir. Bir şey de çağrıştırmıyor ama. Çoban köpeklerine ne derler Anadolu'da? En mesela yaygın kullanılan isim nedir çoban köpekleri için kullanılan? Şarkılarda, çocuk şarkılarında. Karabaş falan. Heh. Akbaş. Akbaş. Öyle bir şey var mı?
Hiç duymadım ama. Hiç duymadık ama. Karabaş genellikle işte kangallar için kullanılır. Onların suratları, çoğunluğun suratları siyahçadır. Akbaşlar bembeyazdır. Görmediniz mi daha önce? Yok, hayır. Güzel köpekler. Vallahi çok hoş köpekler. Biraz sertler ama çok hoş köpekler. Gelsin. Altı harfi tek bir kelime. Eşek kulaklı kralı Midas ile ünlü olan antik krallık. Harf alayım. Alınır harf. Sıkıntı yok. Bir harf daha alayım. Yeter ki geriye düşmeyelim. Harf alırız. F harfiyle başlıyor. Antik krallık. Midas'ın kulakları. Eşek Finike. Kulakları. Olmuyor. Yok. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha. Filigya. Filigya. Bana mı soruyorsunuz? Filigya. Bir daha? Filigya. Frigya. Hangisi? Filigya mı, Frigya mı? Frigya. Frigya. 200 puan da yerinde 1700'e çıkıyor kasa. Akbaş ve Frigya yan yana gelmiş, biraz can sıkar hale dönüştürmüş. Evet, zorlayan olayım. İki soruydu. Şimdi hemen efendim çok kolay bir soruyla moralinizi yerine getireceğiz. Gelsin. Altı harfli tek bir kelime. Diyor ki: hasır otları ve açık sarı renkteki kamışlarla dolu su kıyılarındaki bataklık yerleri tanımlayan söz... Sazlık. Sazlıktır. 600 puan kazandırır. 2000'i aşağı kasa. Volkan Bey'den sonra bugünün en iyi başlangıcı sizde. Allah sonunuzu benzetmiş. Amin diyelim. 7 harflidir. Tek bir kelimedir efendim. Ek almıştır. Aldığı ekle birlikte 7 harfli olmuştur. Buyurun, şöyle sorulmuştur. Tasa ve kaygı dolu düşüncelere gark olmuş anlamındaki söz. Kaygılı. Hadi bir harf alalım. Bir harf alayım. Ek kısmından geldi, pek bir şey ifade etmedi. Kaygılı, tasalı. Şimdi kaygı deyip de kaygılıyı sormayız. Kaygılıyı sormazsınız, evet. Gam değil. Kederli oluyor mu? Evet. Kederli. Ne yazık ki değil ama. Değil mi? Keder, gam. Tasa ve kaygı dolu düşünceler. Düşünce, fikir. Düşünceli. Dertli. Fikir. Fikir. Nokta noktayım abiler. Ünlü dertliyim. Ne? Kederli. Nokta noktayım abiler. Efkarlı. Hayır. Fikirden gelmeye o da. Amme efkarı diye bir şey var hani. Ah efendim, ah. Ah, 7800 puana ulaşabilecek durumdayız ama bir daha böyle tezcanlılık göstermemeniz lazım. Peki, tamam. Çok da fazla risk alamazsınız artık. Tamam. Çünkü dediğim gibi sınırlar tıkalı. Tamam. Türker Bey gelecek sizden sonra. Buyurun, yeni sorun. Diyor ki: televizyon, radyo ve sinemada ana parayı koyan ve veya bütün yönetim işlerini yüklenen kişi. Sponsor. Sponsor. Sponsor yönetim işlerini yüklenir mi derim ben de size. Harf alayım. Buyurun. Türkçe. Yabancı değil. Harf alayım. Buyurun. Bir mesleki unvan. Harf alayım. Ben sunucuyum. O kameraman, o stüdyo şefi, o yönetmen. Yapımcı. O da yapımcı. 400 puan değerinde. ...2100 oldu kasamız. 8 harflidir, 2 kelimeden oluşur. Buyurun efendim. Kolay soru değil. Biraz gerilerde kalmış bir kelime. Diyor ki: özellikle etler için kullanılan tatari de denen bir servis şekli. 2 kelime. Süreye dikkat. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Etinizi nasıl alırsınız? Tatari lütfen. Az pişmiş. Az pişmiş. 600 puan da yerinde. 2700. Dedem öyle sever. Haydi. 8 harfli cevaplar bitsin artık. Gelsin efendim, nasıl bir soruymuş. Diyor ki:
kaba dokumaları dikmek için kullanılan yassı ve eğri uçlu büyük iğne. Çuvaldız. Çuvaldız. Melike Hanım açıldınız. 800 puan daha kazandınız. 3500. 3500'e 3800 daha 7300 ediyor pırıl pırıl. Bu hesaba göre 13 tane harf alabilecek durumdasınız. Kaç sorum var önümde? 4 tane soru var. Almazsınız 13 tane harf umarım herhalde. Umarım almam. Almak zorunda kalmam. İnşallah. Hadi bakalım. Tek bir kelime, eski bir kelimeyi vereceğim size. Bunun günümüz Türkçesindeki karşılığını, daha doğrusu güncel Türkçedeki karşılığını isteyeceğim. Sonları aynı. İkisi de sonuna aynı ekleri almış. Yalnızca kökleri değişik. Tamam. Bakın çok güzel bir ipucu bu. Gelsin. Hasebiyle sözünün güncel Türkçedeki karşılığı. Harf alayım. Harf alayım. Nedeniyle. 21 saniye, 20 saniye. Nedeniyle. Nedeniyle 700 puan değerinde. 4200. Şimdi Tatari'yi maşallah çok güzel cevapladınız efendim. Vallahi bana gelseydi zorlanırdım ama Z harfi de nokta evet. Atışıydı hakikaten. Çok güzel bir yerden geldi. Mutfakla ilginiz var mıdır? Var, severim. Seversiniz. Yapmayı, evet. Yapar mısınız aynı zamanda? Yaparım. Hani güzeli nasıl yapılır filan, onun hakkında yorum yapabilecek kadar bilir misiniz? Yani çok da böyle hani üstad sayılmam ama. Bilirsiniz. Yani ilgilenirim. Çok güzel. Tamam. İki kelimeden oluşan çok ünlü bir yemek. Hani böyle mutfağımızın köşe başlarını tutuyor. Aslına bakarsanız Orta Doğu mutfağının köşe başlarını tutan bir yemek. Tamam. Biz böyle biraz uzaklardaki adını da konuk ettik sorunun içerisine. Neredeyse de tarifini verdik. Buyurun. İki kelime unutmayın. Arap ülkelerinde kibbe de denen bulgur, kıyma, kuyruk yağı, soğan ve baharatla yapılan bir yiyecek. İki kelime. Bulgur. Kısır değil, mercimek köfte. Bulgur, değil. Kıyma, kuyruk yağı, soğan, baharat. Harf alayım. Harf. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Üçüncüyü istediler, durdurmak lazım. Çok güzel geldi. Çiğ köfte değil. Yavaş. Ne köfte? Sonu eğer köfte ise ilk kelime dört harfli olmalı. Vazgeçmeyin. Sonu eğer köfte ise ilk kelime dört harfli olmalı. Çiğ değil. Bulgur, kıyma, kuyruk yağı, soğan ve baharat. Kimisi kızartılır, kimisi haşlanır. İçli köfte. İçli köfte. 600 puan değerinde. Emin sevgiler. Efkarlıdan sonra bir de içli yakacaktı sizi. Çok korktum. Evet, vallahi. Evet, ben de çok korktum. İki soru kaldı. Yalnız çok az süre var. 3 evet, saniye var evet. Efendim. Yani harf diye haykırıp ardından tokadı indirmeniz lazım. Tamam. Bu biraz zıpır bir soru. Haberiniz olsun. Tamam. İki kelime unutmayalım. Mastarla bitiyor. 10 harflidir. Bu bittikten sonra bir soru kalacak. Gelsin. Harf. Stratejik planlama ile kapris yapmak. Harf. Durdurduk. Trip vallahi atmak. İki tane istediler. Trip atmak. Ben bir tane mi istedim? İki tane mi istedim? Bence iki tane istediniz siz. İki tane mi istedim? Peki iki olsun o zaman. Trip atmak değil, trip çekmek. Tripten kurtarın, tamam. Öyle bir şey olsaydı argo derdim. Çekmek değil. Stratejik planlama ile kapris yapmak. Hanımların yaptığı bir şey, kabul etmek lazım. Tamam, ne yaparız? Yani burada çarmıha gerilmek istemiyorum ama bunu yapan bir erkek görmedim. Stratejik planlamayla kapris yapmak. Tamam, trip atmak. Tripten kurtarın kendinizi. O argo. Bu değil, bu deyim. Hayır, bu naza çekmek. Naza çekmek. Gitti, hani istemer gibi gözünüp, gözüküp. 1, 2, 3, 4. Vallahi sıraya dizildiniz efendim. Gitti değil mi? Aynı kadersizlik. Gitti. Naza çekmek çünkü 1600 ya, puanımızı söktü aldı, ciğerimizi söker gibi. Işte. Son sorudur, neyse. Son cevaptır efendim. Sizin için tamam. Kullanabileceğim bir tabir bu mesela. Buyurun. Diyor ki, gönül okşayıcı konuşmalar yapan, güzel sözler söyleyen. Güzel. Harf alayım, harf alayım. Harf alayım dediler. Sonra ben bir tane daha harf alayım duydum, kendimden evet, emin dedim. Değildi ama. Şarkısı var. Tatlı doyulur dil. Mu? Doyu ne? Tatlı dilli. Tatlı dilli 800 puan da yani.
pazartesi sendromuna bambaşka gerçekten bir boyut katıyoruz. Oldu. Gidişatı Türker Bey değiştirecek mi? Bundan sonrası ya Türker Bey ya Ayşem Hanım. Reklamlardan sonra göreceğiz. Melike Hanım'ın morali bozuldu. Ne yapacağız? Daikin'le kelime oyunu devam edecek.